Selam dostlar, Baldur's Gate maceramıza kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Bu arada destek için sağ alttan bir yerden kanala abone olmayı unutmayalım. Ayrıca videoyu beğenip yorumlarınızı da bekliyorum. Şimdi aşağı katı ben cukkaladım, bir üst kata çıktım. Burada da birkaç cukkalanacak yer var dostlar. Oraları birlikte cukkalayalım. Burada ufak da bir puzzle var. Ben bunu gerçi puzzle ile çözmedim ama. Ne şeymiş yıkılmak bilmedi ha. Hepiniz başarısız mısınız lan? Şurada bir sandık vardı ama alamadık. Yaban İrfan'ı demek ki ben 3. oynayışımda bir yaban İrfan'ı yapayım bir karaktere. Şimdi burada ufak bir puzzle'ımız var dostlar. Eğer şeyiniz yüksekse sezgi ve inceleme tespit, bak gördünüz mü? Bu puzzle'ı çözmek zorunda kalmıyorsunuz ama isterseniz burayı böyle normal kullan diyerek de açabilirsiniz ama burada bir puzzle var. Bakın. Dawn Master Seed. Şafak Efendisi Seed. Dawn Master Welkin Glory. Welkin Glory. Dawn Master Fasaid. Fasaid ve Dawn Master Stockhold. Stockhold. Burada çeşitli eşyalar var. Onları koymanızı istiyor sizden. At desek. Burada olmaz mı? Tutturduk mu lan? Aa vallahi tutturdum gürüzü. Şimdi iki eşyaya daha ihtiyacımız var. Bu gürz herhangi bir tören gürzü ya da paslı bir gürz olabilir. Yerlerini sizlere göstereceğim. Neyi nereden aldığımı. Bu puzzle'ı birlikte çözelim. O gürzü önceden bir yerden almışım ben ama nereden aldım inanın bilmiyorum. Hemen şurayı. Açalım. 21 güzel. A guardian of faith spell. Who knew faith lasted so long? Hepsi bir gelsin de ha. Şimdi bir tane mal bu abi de. Ya direkt dalacağım ha. Ne çaktı lan ışık hasarını? Direkt yansıtıyor size vurduğunuz hasarı. Oo. Vallahi var ya şundaki güç bende olsa lan arkadaş. Now this is my happy place. Yok artık. Harbi iyi vuruyor ha. Tören savaş baltası. Bunu Asterion'la alayım da. Valla ne var ne yok toplayacağım. Eyvallah biliyorum ablacığım orada bir şey var. Disk otu. Ayna değil saç otu. İskelet. Oo bak işte bir yerde kitap vardı. Öyle okumak isteyenler için. Burada neler olmuş o hikayeyi anlayabilmeniz açısından. Burayı şu ablam kırabilir.
Bunda çünkü... Bitki de bunlar ne kadar kolay değil mi dostlar? Abla vursana. Niye vurmuyor biliyor musunuz? Şu Asterion geldi, onun vuracağı açıya girdi, o yüzden vurmuyor. Burada bir kitabımız var. Okumak isteyenler için kısaca gösterdim. Diğer parçamız da yukarıda, kartallarda. Bak bir karakterimiz seviyeye atladı bile. İsterseniz anlaşın, isterseniz saldırın kesin. Ben önce anlaşıp sonra saldıracağım bunlara. Belki fazladan X veriyordur, emin değilim. Oo, biraz zormuş be. Atamadık bence. Yani ne yapıyoruz dostlar? Direkt saldırıyoruz. Ya kurban olayım, nasıl erişemiyorsun ya? Ya bu bug bence ama. Gel gel. Düşürme uygulayacak ha? Vay. Seni... Hayır. Önce analarına dalacağım. O bunu ittiremez de. Bak. Şimdi pervasız saldırı. Buna da alacağız mecbur. Bu çok yanaştı. Tactical. What should I do? Ablamız da aşağı düşmüş. Hani bayağı da canı gitmiş vallahi düştüğü için. Kaladık. Direkt dalacağım ya. Of. Ne vurdu be? Burada şey var. Let's cook with fire, baby. Ork gibi bir şey sizi yavaşlatan. Ondan dolayı oraya da girmek istemedim çok. Vay arkadaş. Güzel. Şey harici level aldı. Kartal tüyü. Bak gördünüz mü? Kuşumuz hemen geldi ulan her gene. Gel buraya. Glorious. Feathers bloody everywhere, mate. Feels good to be home in my nest. I wish there was something I could give you in return. Oh, tell you what.
When I escaped the Eagles, I spotted something buried near that ferry dock. İskelenin orada gömülü bir şey varmış. Ben buna gitmedim. Belki bu bölüm içerisinde olmaz muhtemelen ama sizlerle birlikte gideriz dostlar. Gören savaş çekici. Bunu da alıyoruz. Şu kartala bir bakalım. Powerful looking piece of armament. Used on those Githyanki, perhaps? Githyankileri vurmak için kullandıkları bir silah dostlar, görüyor musunuz? Şeye çok benzettim ben, bu yer altına ilk girdiğimizde bir tane kristal vardı ya hani patlatmıştık falan. Ona çok benzettim. Şimdi... Oo bak, iki çıkmışız ha. Her yerde iskeletler var ya burada. Burada bir levha var, şunu bir okuyalım. Okumak isteyenler için de kısaca gösterdim. Not much left of the warrior inside. Derseniz oradan aşağı inebilirsiniz alt kata ama biz geldiğimiz yerden doğru inelim. Medeniyeti kullanalım dostlar. Şimdi... Burayı zıplayarak geçmiştim. Hepimiz gelin de. Biri arkada kalmış gibi hissettim ama. Burayı yaktık. Şimdi bu, ne almıştık? Bir gürz aldık. Şuydu sanırsam. Yavaş çekici. Burası olmayabilir. Ya bunu doğru koymakta fayda var. Şuradan bir şey alalım da. Monasteries notable keepers adorn these intricate panels. Lathendarian monasteries of this size were usually overseen by dawn masters, esteemed members of the clergy. The reconsecration of the monastery conducted by dawn master Seed. Seed de balta olacak o kesin. Seed'i bir bulalım. Bu seed mi? Ulan var ya, rastgele attım. Doğru mu tutturdum? Abi vallahi doğru tutturmuşum ya. Çok oy. Elinde kılıç gibi bir şey var sanırım. O koyuluydu. Dawn Master Vasaid wielding the rest of the inscription and picture has shattered away. Kırılmış. Bunda ne olduğunu bilmiyoruz. Bunda da kılıç var. Welking Glory. Birinde topu. Tamam. Bir tane daha almıştık sanırsam ama. Making me sweat. Parlak sen de miydi? O Asterion'la mıydı? Well, hello. Dawn Master Seed. İyi, tamam. Bunun üstündeki görünmedi de bir anda. Ben yanıldım sanırım. Biri bunda. Yeah.
Bu arada ablamız da level aldı. Bakın şu kapı açıldı. Ama bu kapıyı puzzle'ı çözmeden de açabilirdiniz. Fazladan 35 experience aldık bu arada. Burada da hikaye var bir tane. Şu Şafak Efendisi arması bizim için çok önemli. Oyundaki en güçlü silahlardan bir tanesini alacağız dostlar bu arma sayesinde. Burayla işiniz bittikten sonra bu silahların hepsini alın. Satarsınız. Alacağım. Ama mesela bu tören gürzünüz yoksa dostlar, tören gürzü yerine şey de kullanabilirsiniz. Aşağıdan böyle ya da bir mezarlıktan böyle herhangi bir paslı gürz falan koysanız da oluyor diye biliyorum. Tam emin değilim. Ama oluyor diye biliyorum. Benim üzerimde fazlalık varmış. Hatta onların da yerini sizlere gösteririm. Giderken sizler de görürsünüz. Ben burada ne var ne yok çok alacağım dostlar. Söyleyeyim mumuna kadar alacağım yani. Varmış. Tıktır bir yandan da yokmuş. Peki. Bir de şurada bir bölge var. Tam emin olmamakla birlikte şuranın üst tarafı. Burada ne vardı ya? Tam emin değilim dostlar. Bir bakalım bir kontrol edelim. Bakın şurasından bahsediyorum. Abi gidecek 5 SP yapacak bir şey yok. Tam hatırlayamadım burayı çünkü. Heh. Kafalı kaldık. Oo. Yıltı hasarı veriyor bu. Bunu şeye giydirebilirim. Adını unuttum. Buradan çıkacağım. Roh. Buradan nasıl ineceğiz? Allah cezanı vermesin. En atlanma... Lan sarmaşık. Burada da var. En atlanmaması gereken karakterle atladığım için burada kaldım. Canımız... Lan orada da kese varmış. Da ben buraya atlattırırım seni. Gale. Bir düşüşüm vardı benim diye hatırlıyorum. Bir düşüşü bunda değilmiş. Hiç kullanmayacağım abi. Boş ver vazgeçtim. Ben bu canı doldururum bir şekilde. Yani en atlanmayacak karakterle atlamışım ya mekandan. Oo, güzel. Bunlardan... 20 mi? Yok artık sen de ne yaptın ya? 20'ye ölür değil mi bu? Ölmez ya. 18 yedi. Elminster's not around, so might as well. Neyse yapacak bir şey yok. Ben bir edit atarım dostlar. Bunların canlarını doldururum. Yapacak bir şey yok. Keşif yapıyoruz şu an. Şimdi... Bakın gürzü bu tarafta buluyoruz. Saç otu alırım. Bir de aşağıda bir gürz daha var sanırsam. Burada o isimleri yazan ünlü savaşçıların birinin mezarı var bakın. Askel Stockholt.
Aslında stok olduğun şeyi kırıktı diye hatırlıyorum. Need a shovel. Damn, it's good to be alive. Don't fancy getting my hands dirty. I need a shovel. Abi kürek yok mu ya bu karakterlerde? Allah. Let me work my magic. Büyüda. Şurada bir yazı. Aslında gürzü nereye koymanız gerektiğini de buradan öğreniyorsunuz. Güzel ince bir detay yapmışlar yani puzzle'a. Şimdi buradan sol aşağıdan devam ederseniz dostlar, buranın en aşağısında gizli bir kapı var. Dilerseniz buradan girebiliyorsunuz Gikyankilerin yuvasına. Arka giriş kısmı sanırsam. Ya hatırlıyorum burayı, tam emin olmamakla birlikte. Gel mi? Bakın mekan şurası. Kapının olduğu yer. Abicim nasıl bir kamera? Burada sarmaşık varmış, pardon. Sarmaşıklardan iniyoruz. Ama yukarıda da gitmek istediğim, aslında keşfetmediğim birkaç yer var. Buraya bir girip çıkalım. Buranın da fazladan bir XP'ni alalım. Bak 95, gördünüz mü? Aldı XP. Dilerseniz buradan girip devam edebiliyorsunuz. Fazladan XP aldık. 120. Geri çıkıyoruz. Şimdi diyalog tetiklemek istemiyorum. Bunlarla kapışacağız dostlar. Bam bam bam. Onu size söyleyeyim. Sen atlarsın diyor. Aferin sana. Yukarıda benim kendi save'imde gitmediğim bir yer var. Oraya bir gitmek istiyorum. Belki oradan da buranın bir girişi vardır. Tam emin olmamakla birlikte vardır diye düşünüyorum ama. Hepsinin atlamasını bekleyelim de sonra 40 saat şeye uğraşmayalım dostlar. Bunları beklemeye. Çünkü... Orada da hikayesiyle alakalı buranın bazı şeyler var. Talking statues often herald trouble, my experience. Belki yeter diye düşünmüştüm. Kuru da yetmedi. Çözüklüler kuralı neymiş? Tap. Öyle okumak isteyenler için böyle gösterdim dostlar. Tamalar envanteri. Buralarda bir yerde daha paslı bir gürzü olacak dostlar. Dilerseniz de buradaki gürzü alıp orada kullanabilirsiniz. Dilerseniz de mezardakini, yani bulamadıysanız bir gürzü. Aradan birini kullanabilirsiniz. Buralara da güzel experience'lar var aslında. Girmemiz bir noktada da iyi oluyor. Pozolar falan hep boş. Şu paslı uzun kılıcı da alacağım abi. Lan hepsi para demek.
Burada bayağı bir kapışmışlar Git Yankilerle de. Ya Git Yankiler bu kadar güçlü müymüş ya? Hiç. Bayağı kapışmışlar. Ama ejderha tabii. Ejderha farkı var yani. Muhtemelen ejderhadan dolayı kazandılar. Bir tane daha olması lazım. Onu da açalım. Burada bir de manivelamız var. Bunu da çekelim. Bakın nereye geldik dostlar. Hatırlıyor musunuz? Bu kapıdan içeri girmiştik gittenkiler. Okla şu buçukluğu vurup. Beyin okumak iksiri. Şöyle okumak isteyenler için kısaca gösterdim. Bu da kısaca gösterdim okumak isteyenler için dostlar. Durdurup okuyabilirsiniz. Aslında buralar keşfetmesi güzel mekanlar. Benim çok hoşuma gidiyor. The blood of Lathander spilled in holy battle with Samaster, immortalized here for all to worship. The blood of Lathander here. Bakın Lathander'ın kanını bul. Sanırsam da Lathander'le alakalı bir şeydi diye hatırlıyorum. Blade, no doubt. Yanki uzun kılıcı. Şurada bir de hikayemiz var. Okumak isteyenler için kısaca gösterdim. Onu... Ya kaburga mamurga bırakma. Şimdi buradan aşağı inmedim ben. Burayı burada bırakmıştım. Bu kez buradan aşağı ineceğim dostlar. Burada atlanacak bir yer yok. Ama güzel bir şelale var. Akıyor. Muhtemelen de yine manastır bodrumuna bir giriş yapıyoruz burada. Bakacağım. 180 de buradan mı aldık? Vay anasını sayın seyirciler. Bir buradan giriş yaptık, bir de buradan. Bunu bilmiyordum bak. İki taraftan da 280-280 experience verdi. Ama esas girmek istediğim yer diğer taraf. Oraya gidelim. Orada ben bir de şey yapayım. Çünkü kapışa kapışa gideceğiz dostlar burada. Önümüzdeki bölüm full kapışma olacak. Aralarda da hatta ben pot basmamak için editler atacağım kapışmaların arasında. Yani beni biraz geciktirecek evet videonun içerisinde ama yapacak bir şey yok. Bu arada bu da güzel oldu. Hani hakikaten güzel oldu. Ben böyle olduğunu bilmiyordum. İki taraftan da exp almış olduk bu sayede. Vay be. Fazladan 280 experience küçümsemeyin dostlar. Hem de oradan indikten sonra ben bir şey yaparım. Hatta ben burada direkt atayım editi dostlar. Sonra beraber ineriz.
geldim dostlar. Karakterlerin level'larını da verdim bu arada arka planda. Gereksiz beklemeyin diye. Şimdi tekrar geldiğimiz yere doğru gidelim. Yalnız alt. Ya buraya gelmemize gerek olmayabilirdi sanki mi? Tam emin olmamakla birlikte. Bilemedim ya. Buraya gelmeden de gidebiliyor muyduk o yola? İnanın hatırlayamadım. Bak. Burada geride kalmış. Görüyor musunuz? Ya var ya. Yapma bunu oyun ya. Gerçekten bunu yapma ya. Karlak hala tepki vermiyor. Karlak niye gelmiyorsun ya? Ben geliyorlardır umarım diye düşünüyorum. Ama hala gelmiyorlar. Bak şimdi hareketlendiler. Ne tespit başarısı lan? Genç. Barda falan mı bir şey var acaba? Olabilir, olabilir. Parlak atla lütfen. Heh. Tamam. Bir de bunların sizi takip edip etmediğini düşünmek yani böyle sinir bozucu bir hale alabiliyor. Neyse yapacak bir şey yok. Hadi bakalım. Çok ilginç sesler geliyor bu arada. Böyle bir yankı gibi sesler geliyor. Çevre sesleri de çok başarılı bu arada oyunun. Çiçek, böcek falan. Ya aptal niye yukarı çıktın sen geri? Farkında mısınız? Aşağı indiği yerden geri yukarı çıktı ve orada kaldı ya. Çok sinir bozucu ya. Bir de bak hepsi gir. Ya oyunun düşmanlardaki yapay zekası sizin yanınızdaki karakterlerdeki yapay zekanın 10 kat iyisi ya. Bari onların yapay zekasını bir tık kısıp da bunlara bir yapay zeka verseydiniz azıcık da nerede atlayıp nerede atlamaması gerektiğini falan anlasaydı ya. Tuzak görürsün gider tuzağın üstüne basar seni düz yolda takip etmesi gereken yerde takip etmez ya. If I must. Burada bir kayıt alıyorum. Where did you? Journey's over, Istik. It'll be swift. Ha, ilginç şeyler varmış. Oo. Bunu atmamız zor. You would ask us for help. As stupid as you are unfortunate. Attacker! Bunlara direkt langırt diye saldırdım dostlar. Yapacak bir şey yok.
aslında kolay bir şekilde oradan geçebiliyorduk. Silah arıyorsunuz falan diyerek geçebiliyorduk ama. Gerek kalmadı ya. Savuşturdum lan. Köpek. Ve bunlar vuruyorlar. Harbiden sıkıntı. Lan. Ay Allah'ım yarabbim. Bunlar savaşa girmemiş. Abi bu oyun var ya, bu şeyi beni çıldırtıyor gerçekten ha. A tale for the ages. Abla sen niye kapışmıyorsun ya? Ha ben de onu soracaktım. Yani. Ha nasıl savuşturuyorsun? Her vurduğumu. May the dice roll in my favor. Ya şu hedef nasıl çok uzakta olabilir dostlar? Biri bana bunu anlatsın ya. Battle of wits. Vereceğim lan. Orada kal bakayım. Nereye sıçrıyorsun sen sisi? Ha? Kal orada. Ya. Ya. Lan var ya. Üçünden daha hasar aldıracaktım ha. Vurursa öldürür diyecektim. Güzel köpüşüm. Hadi da bir alalım da. Al abi al al al, bu kılıçlar iyi para ediyor ha bu arada. Ne kadar kılıç buluyorsanız toplayın dostlar. Tavsiyedir. Bu arada bu arkadaşları eğer
böyle dövmezsek bunlar buradan bir şekilde kaçıyorlar dostlar hikaye ilerlediğinde. Yani burada bulunmuyorlar. Bunların experience'ini alamıyorsunuz o yüzden. Ben dövmeyi tercih ediyorum. Şimdi dövge yürek. Bundan harcayayım ya. Güzel. Bir de pot içerse bu. Çok iyi. Herkesin canı iyi durumda değil mi? Gölge yürek ne yapıyorsun ya? Çok açığa çıkardım sanırsam ya. Bu toparlanma da bunların hepsinde var ha bu arada. Öpüşüm gitti. Hayır ya, bir dakika. Ha, ya 4. seviye bir büyü harcayacağım ya da 3'ümden feragat edeceğim. 3'ümden feragat edeceğim abi, artık bir şey yok. Ha, şimdi bir de crit attı. Abi sen girmedin mi lan savaşa? Allah cezasını vermesin ya. Böyle bir saçmalık olur. Ben bu savaşa girdi zannediyorum ya. Yine savuşturuyorsun. Yırttı. İndirebilir miyim bununla? Çok güzel. Çok güzel. Ne vuruyorsun be? İmansız ya. Hayır.
Çınalı tüfek gibi saydırıyor ya. Dostlar şuraları da toplayalım. Sneaking into a restricted area was a bold move. You're about to find out if it was a fatal one. Yiha! İyi fark ettiler ha. Aha. Buraya attı kendini. Oğlum oraya nasıl attın lan sen kendini? Allah Allah. Baksana var ya, sektireyim mi ben büyüğü? Hı? Köpek sokuyor. Yerdekiler mi, yukarıdakiler mi daha tehlikeli, onun kararını vermem lazım. Ben yukarıdakini hedef alıyorum dostlar. Öncelikle. O şu yukarıdakini bir şekilde indirmeye çalışacağım. Şöyle de kendimi bir saklayayım. Bence tamam. Şimdi bu da öbür kapıyı açarak gelecek muhtemelen. Çok güzel, ıskaladım. Gel gel. Şu diğer okçuyu öldürmem lazım yukarıdaki. Yalnız pisicik her türlü vuruyor, farkında mısınız? Bu biraz daha tehlikeli gibi göründü gözüme. O yüzden ona dalacak idim. Lakin. Güzel. Vampir. Benlikle. Çok güzel. Bir de. Lan ben sana büyük pot vermemiş miyim? Ya o kadar büyük potum var. Bunların arasında bölüştürmeymişim. Yani. Bunlar bayağı vakit alan işler dostlar. Gerçekten bir başlıyorsunuz böyle şunu şunu atayım, bunu bunu atayım falan derken bir bakmışsınız yarım saat falan geçmiş yani. Böyle abicim böyle. O bölünmüş de. Bölünmemiş gibi gösteriyor. Bir de bu bug var tabi. Tamam Asterion bir de sen. Bak sen abicim. Çok tatlı olur. Şimdi bunun ölme potansiyeli yüksek. O yüzden. Hadi. Bir düşsün o. Öldüremedim değil mi? 6'yı da 6 tarafı vurdum diyor. Ya ne kadar vurdu? Uf, 40 vurdu. Oha o kadar iyi vurduğunu bilmiyordum ha. Çok iyi vurdu lan. Denemiş oldum bu arada. Ben daha... Diğer save'im de karakterlerim biraz farklı dostlar. Bunda da farklı bir gameplay izliyorum yani. Karakterin özellikleri biraz farklı olduğu için. Bak. Şu büyücüymüş. Hı, yukarı çıkan.
Sanırım büyücüymüş. Belki hiç iyi bir şey değil. Bu adamı benim öldürmem lazım bir an evvel. Konsantrasyonunu bozmam lazım ya da yoksa kesin. Bak savaş birden onların lehine döndü, gördünüz mü? Bu felç olayı gerçekten aşırı derecede benim sinirimi bozuyor. Yani aldığınız savaşları bu felç yüzünden kaybediyorsunuz. Ve bunun çaresi de yok yani. Hani şey var, bir saldırı var ama bir kişiyi iyileştirebiliyorsun abi. Karakterin dördünü birden felçleyebiliyor böyle yaratıklar. Aşırı derecede siniriniz bozuluyor dostlar. Yani öyle böyle değil, anlatamam size. Şimdi pek öldürmem lazım. Nasıl savuşturdum? Ya işte bak, bir de geldi şu adam, bir canla kaldı abicim yani. Yani ne kadar kötü bir zar atabilirsiniz ya. Ya gerçekten ne kadar kötü bir zar atabilirsiniz. Bir canla kalması nedir ya? Bunu çok fazla yapıyor oyun. Yani oyun bak gerçekten hoşuma gidiyor ama ya bu sinir bozucu. Bu bir zorluk değil dostlar. Bu bir saçmalık. Savuşturdu ve 3 tane patlattım, bir can kaldı. 4 canı vardı, bir canı. Ağzım bozmak istemiyorum ama gerçekten burada ağzım bozacağım. Bu arada oyun yılın oyunu, onu söyleyeyim. Ama bu oyun benden 10 puan falan alamaz. Onu da söyleyeyim yani. Öyle bir şey yok abicim ya. Öyle bir şey yok. Savaşlar beni zorlayabilir. Orada hiç sıkıntı yok. Sadece statü durumlarının saçmalığı benim sinirimi bozuyor dostlar. Özellikle bu felç. Yani gerçekten sinir bozuyor. Oyunun belli başlı yerlerinde öyle yaratıklar var ki yani göreceksiniz gittiğimde. Ya çıldırmama geldi değil ya. Gerçekten çıldırmama geldi değil. Bak şimdi ben buna bir tane sıkıcı kesin 3 ya da 2 vurur bu buna. O yüzden ikisini buna sıkacağım. Alın da buna. Bak 5 vurdu gitti bu da. Yani can you feel death's cold grip? This way. Over there. Neydi bu? Buraya mı gideceğim? Ready. Bu kesinlikle buradan kaçacak. Bak fizik yırtılma diye bir şey attı. Ben niye dezavantajlıyım şu an? Silahımı falan mı düşürdüm ben? Bir dakika.
Ölünce silahım düşmüş. Mi? Ya bu silah düşürüldü olayında aslında bir ekranda adam gibi gösterseler, bak gerçekten bu da sinir bozucu dostlar. Ben bunu bunun yanına yaklaştırmazdım. Küçücük bir yerde yazıyor. Böyle ekranın ortasına yaz abicim kocaman. Yani bu bunun bir şeyi yok. Ekranın ortasına kocaman yaz. Silah düşürüldü. Ben de bileyim abicim silahın düşürüldüğünü. Küçücük yazıyor, ben savaşın şeyiyle bir yandan da oyunu böyle konuşarak, anlatarak oynamaya çalışırken ben onu fark edemiyorum bile. O silah düşmüş. Aşağıda unutmayayım bari o silahımı alayım. Şekilde. Neyse dostlar. Bakın ikisi de yerde silahların. Görüyor musunuz? Buraya bölüm sonu diyelim. Macera devam edecek. Sonraki bölümlerde görüşene dek hepinize hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Kanala hala abone değilseniz alttan bir yerden abone olmayı, ayrıca videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın lütfen.